Selamünaleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar. Biz hazırlandık arkadaşlar. Bugün Rukiye Görümceme davetliyiz. Oraya gitmeden şöyle ağaçlarımızı Hasan sulamaya gelmiş. Evet. Sen çektin miydin? Çektiydim. Heyecandan geldim arkadaşlar. Normalde duvardan bakıp gidecektim. Hasan dedi ki ağaçlarımız hep tutmuş. Hep değil de 3-4 tane tutmuş. Bak. Hasan zaten yukarıdan belli şu baştakine tutkun değil mi? Ben sofranda çırpıyorum ya görüyorum. Onda değil bak şunlara bak hadi şöyle çek. Ben çektim ben de görmeyenler var senin. Tomurcuklarına baksana. Onlar da diri hele geçmez. O yanındakilere bak. Şu da işte daha bak. Onlar ağır. Bunlar yoktu böylesi. Şunlara bak ona bak. O yandaki. Şuna bak yeşillerini görüyor musun? Işte, ana nasıl mutlu oldum ya. Arkadaşlar aynı kendi çocuğumuzu büyütüyor gibi hissediyorum bunlara ben. Acayip hoşuma gidiyor yukarıdan bakıyorum. Şöyle. Görüyorsunuz balkonumuzun şu kısmından. Soframı ben şuraya çırpıyorum arkadaşlar. İçinde sadece ekmek ufağı bırakıp da çırpıyorum. Kediler neydim geliyor yiyorlar. Vallahi tutmuş Hasan. Ama dedim ben de babam dedi kemen tutsun dedi o zaman. Ben de öyle şey diyordum da hatta izledim de yazmış. Haziran da belli olur o diye de. Bizim ağaçlarımız erkenci maşallah. Nazar olmasın. Bak sen ne hep tutmuş. Anam bak. Bak pıtır pıtır nasıl mutlu oldum. Hasan bunların etrafını bir daha bir şöyle düzenlesek. Ne zaman? He sür de bunun etrafını bir daha bir şöyle. Hani ot ilacı da almadın. Dün diyeceydim nasıl unutmuşsun ot ilacını. Babam tarlaya ilaçlayınca atarım diyor onun için bekle olmalı. Ne zaman ki? Şunlar, şunu sulamamışsın. Ha? Şunu. Unutmuşsun. Baksana bu neyim açmış Hasan maşallah hep açıyorlar bak. Nasıl dolanıyorum inşallah başınız dönmüyordu. Şunda yok bak daha bu hatta kurumuş bile şu sürmüş ya sonradan. Şu. Kurumuş. Şunlar çatlar belki ama şu çatlamaz. Baksana ucu neydim kırılmış. Tutar da bu taraflar tutar. O tarafı tutmaz. He. Bak şurada böyle pıtır pıtır. Ben yukarıdan görüyorum bunu zaten. Şöyle balkonumuz bu tarafta. Bugün dedim ki sana. Benim dedim balkonumdaki musluğumu ayarla da bir yıkayın balkonu dedim. Olmadı. Bugün Hasan güvercinlerle uğraştı biraz. Valla. Sıcak bir de dışa doğru uğraşıyorsun ya sen o yüzden. Bunlar ceviz ağaçlarımız arkadaşlar. Dışarıdan bakılınca sadece bu ikisi görünüyor. Diğerlerini görüyorsunuz. Onlar henüz küçükler. Nasıl iyi oldu ya? Aslında onlar da kesmiş. Adam balon kesmedi. Maşallah barekallah. Bunlar yeşillenince var ya acayip güzel bir görüntü olacak evimize. Ama şu tarafa. Bunlar da cevizler biraz geç şey yapıyor. Uyanıyor herhalde. Tam da bilmiyorum ama. Şu mu? Yani. Bu ceviz mi? O da ceviz. Ben bunu çektim de ceviz olduğunu bilmiyordum. Buranın cevizi işte o. Baksana. Kapatayım. Bu şekilde. Heyecanımı paylaşmak istedim. Hasan da çekmiş ama belki farklı izleyicilerimiz vardır diye. Böyle. Ama nasıl mutlu oldum. İçime böyle şey doğdu sanki. Işık doğdu. Şunlarda henüz bir şey yok bak. Şunda da birazcık var yine. Şuralarımız neydi görüyorsunuz arkadaşlar. Geçen yıl videolarımda görmüştünüz. Hep elimle tek tek otlar temizlemiştim. O yüzden o kadar çok yok. Böyle bir sürüydü. Günlerimi verdim buraya. Tamamen bitirmek için. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Şu anda biz iftar saatindeyiz arkadaşlar. Saat 3'ü geçiyor. Bugün iftarımızda, ay sahurumuzda, iftar mı diyorum ben? İftar mı diyorum? Pardon ne olur kusura bakmayın. Gerçekten çok uyku hali var şu an bende. Sahurumuzda kimler var bugün? Biz de buradayız. Duşumuzu aldık geldik buraya valla. Bulup soğuğu var bildiğiniz. Çok soğuk. Donduk. Oralar batmış mı Ömer? Bugün biz de yerimiz bu tarafa doğru geldik. Evet, İlker gezdik. Anneannem, Gülsev babam. Biz buradayız. Çok mu yakın ki? Çok mu yakın ki diyorum? Ne? Kamera. Ben bakmak size şuradan gençler. Hepinize merhaba canlar. Şunlar çöp değil bunlar mı? Yo iyi. Onlar seçim diye. Ben seçtim işte. Öyle mi? İyi mi onun için evet? Ha. İyi o zaman ağzını bağlayalım.
Arkadaşlar şöyle yumurta aldık geldik. Şuna bakana kaz yumurtası gibi. Abo şu kuş yumurtası, şu da kaz yumurtası. Maşallah nasıl iyi. Tabi hangisi bilmiyorum ama çok büyük yumurtluyor arkadaşlar. Bundan 3 tane seçtim yumurtaların içinde. Kime denk gelirse. Arkadaşlar annemgilin bugün misafirleri varmış davetli. Biz başka yere teyzemgile davetliydik. Ondan sonra onlardan arta kalan şöyle pilav varmış. Etli pilavımız horozlu. Şöyle bir tencere dolusu. Hırtlandı. Ben seni olmuş halini görsem vallahi ama misafir de çoktu ya, anca gitmiştir. Çoktu ya valla, gelip bir tabi bir şey yitirdi yani. Domates salatını doğrayalım, ne yapalım? He aşkım doğrayalım. Arkadaşlar şöyle çorbamız var. Sütlü çorba. Bu da sütlü çorbamız. Bu İyi, şekerli olanı. İyi balık ne yedin mi? Balık mı? Daha balık da yaptı da bu çorban yaptı. Aman yarabbim. Millet ölseydi ya. Ölmediler valla. Neyiz var ya ama onun içindeydi domateslerim. Peki zeyne sağlam sağlam. Arkadaşlar bu çorbamızdan koyacağız tatlı niyetine. Gündüz Bey şöyle şu tencerenin içinde de kuru patlıcan ve kurutulmuş biber dolman var. Bunda da çocuklarım yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yumurtayımızı koyalım. Yumurtayımızı haşlansın. Şu küçük biberim yumurta tenceresi yaptım. O da oradan geliyor bana. Şöyle. Ne kadar haşlayalım kızlar? Bilmiyorum, domates almaya çalıştım şey içinde. 6 tane miydi? Bu sen gittin ya. Ben yedim. Biliyorum ben. 2, 4, 5. Biliyorum. Şurada 6 olsun o zaman. Evet. Senin örüyorlar mı? Az sonra davulcular gelecek. Davulcular gelince bugün gelmeyecek. Çok soğuk. Öyle ben öyle geliyorum. Böyle oldu mu dayanamıyorlar. Ama bugün yaman geliyor. Ben bunu yapıyorum. Ben Çekemedim, dur bakalım bir. Babam hadi yükseller. Yaz adam bak hani hepimizden düşünceli vallahi. Hediyemi de almış gelmiş şimdi. Aman Allah razı olsun. Unutluluk bak nasıl gülerekten gidiyor bari. Bu yıl gitti kız hayata. Öyle çekmedi. Çekmedim. Bugün hepinizi çekeceğim. Bir de ev aklını göstersen gelsem mi ki yenge? Bunlar bizi iyi haberi çekiyorlar. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Hani bayıldım. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Diyorum hep bizi mi habersiz çekecekler, bir de biz bunları habersiz çekelim. Ne, ne yapıyorsunuz Lilalı? Ne? Bacalarını nasıl indiriyor ya? Saat. Gelmedim lan bayağı hal yakışıklı yaşıyor. Vallahi bak ben nasıl uyanmıyorum. Ne dediğimi biliyorum. Arkadaşlar saat de görüyorsunuz bu arada. Saat kaç teyze? Saat 3.30 teyze. 5 dakika var. Teyze ikisi düşmüş saat. Anne daha saat 5'te okuyoruz. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı sabırlar. Ben ayarını yapıyordum Allah. Valla ayarını yapıyordum arkadaşlar. Herkese hayırlı sabırlar olsun. Cansu'nun kanalına hoş geldiniz. Bugün de sahuru burada yapacağız. Toplandık geldik, eve gidecektik annemle babamı uyandıralım diye burada biraz... Ya bir uyuyaşmışsın, buyurun koyuyor. Hem de burada hepimiz beraber burada yapalım dedi arkadaşlar. Kahve keyfi yaptık. Geldiler, oturduk aynen beraber. Kahve içtik. Yapalım mı? Çeviz yedik. Cin gibi ekbahar arası. Anne, iki tane kahve içtik teyze. Ha. Annenin de nasıl uraya koyuyor, görüyordum diye. Uğur bir aldın yani değil mi? Aldı. O da girer. Çıkanlara da iyi olur. Biri gördü mü? Kara zengin. Burada bir şey söyleyeyim mi? O eti fırına sürelim dediğimiz misiniz ya? O hep pilav ama için. Kalkmışlar. He.
Pilav, öyle kızdır. Bunlar da böyledir. Ben gelin mutfağa geçeyim o zaman. Bak abi mutfakta. Rahime ne yapıyor? Saat 3'te de bana şey geldi. İlham geldi. Unutma İlham. Abi bismillahirrahmanirrahim. Bir de var ya böyle şey ya. Güzel koy da hepimiz çeksin ne yaptığımızı. Tamam işte koydum da. Ben şöyle çay bardaklarımı hazırladım. Domates doğradım, şekeri koydum. Şimdi çay suyu koyacağım. Çayımızı demleyelim güzelce. Al abla. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum. Şöyle alalım kettle'ımızı. Şunları da biraz önce yediğiniz şeyleri yıkadım elimde. Burası gözükmüyor ki. Gözükmüyor mu? Şöyle mi koyayım birazcık daha? Çok uzakta olur ama öyle de. Allah çok iyisin. Nasıl uygun oluyorsun? Abo. Şunlar da orada yıkadık işte. Şimdi. Şundan yıkanmış halleri. Yumurta koyduk haşlanıyor. Gençler benim onu şöyle koyayım. Abo burada bir pilav şeyi var. O ısıtılacak herhalde. Bak. Buraya koyayım tamam. Benim yine çeksin artık. He, sen de gel canım değil mi? Ben ne yapacak yok başıma? Ben de gelin de. Şöyle çok güzel. Cansu gel gelsin de. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Allah razı olsun. Şöyle. Diğerleri de bunun için de arkadaşlar da. Şöyle. Başta aslında Hasan'la bizim anlaşmamız şöyleydi. Tüm gelen tabaklar mesela misafirimiz baya baya çok geldi. Mesela şuralar neydi bak. Şu yukarıdakiler aşağıdakiler hep gelen hediyeler. Şöyle anlaştık. Dedi ki kendi kendimizi her geleni açmayalım hediyeler. Çünkü dolaplar dolup taşar o zaman. Aynen. İşte iki ucunu ayırdım. Kıyamıyorum. Hep geri çıkarıyorum. Tek tek sökeyim oradan. İnsan kıyamıyor vallaha. Kadın milleti böyledir Hasan'da. Yapacak bir şey yok. Şey yok. Tamam. Bir peynirimizi çıkartayım. Şöyle çocuklar azıcık yaptım da sevmiyor onlar. Peynirden çok hoşlanmalar. Bir hiller de azıcık kandırmaca yaptım. Şöyle köy peynirimizi. Eskiden nasıl yapardık ya? Bundan mı? Hayatım ben hiç yapmadım. Sen burada bir ilkin olsun. Bunu en son yapalım. Bu hemen soğuyor ya. Evet. Suyumuzu kaynatıp demleyelim. Şu küçük şaylanlar demleyeyim yeter o ya. Hangisi? Büyük yok. Büyük çıkaralım.
O pek kötü. Yavrum zaten evde kocaman çaydanlığına çay içiyorum yani iki başlarına. İki başlarına? He. Ben şey... Uyumayalım diye herkes içiyorum ya. Şu yanında kutumuz var ya ben ne yapayım şimdi. Şu kolonyaları biz severim. Bir güzel kokuyor. Bir de dışarı çok güzel gözüküyor. Şu DSLR olanlar ya beni ta çocukluğuma götürdü şu. Gittiğimizde dolu sıkarlar ben bizi. Erkek parfüm gibi kokuyor mağaralar. Onu daha her zaman alır. İşte bu. He doğru. Bu da. O da limon kolonyası. Ta küçük gibi götürdü beni koklayınca. Benim böyle şey var mesela. Bazı kokuları hiç unutmam. Mesela bir tane koku var. Onu aldığım zaman İzmir gelir aklıma. Biz İzmir'e giderken Hasan araba kokusunu koymuş önüne arabanın. Biz de hepimiz uyuduğumuz için giden adları arabaya dökülmüş. İki ay gitmedi arabanın içine koku. Hiç gitmez o benim burnuma. Çayları alın nerede? Çayları alın. Ben nasıl kokuyorum burada? Sizi iş koyuyorum. Yumurta almış şeyimizi bekleyin. Otur. Evet şunları kaynayalım. Ne
Çorbamız da böyle soğuk içilir bir çorba arkadaşlar. Tatlı çorba. Şekerli, sütlü, artık nasıl dersiniz siz de? Verir misiniz? Evet, şöyle verir misin sana bu tarafı? Şunu vereyim. Gelin abi. Burnumu da artık çıkartmadım valla. Bugün kaç kişi yorum yapacağım herhalde. Şöyle tavamıza da peynirimizi alıp ben de gideyim arada şey sereyim. Ben yeni grafik falan giyeyim mi? Daha mevsim giymişsin. Büyük süt olsun bile mi anne? Nerede canım? Bir götürme. İnsan kendini nasıl rahatsız hissediyor? Öyle değil mi ama? Nasıl? İnsan kendini nasıl rahatsız hissediyor? Öyle değil mi diyorum yani? İyi olması gerekiyor. Aslında yumurtayı biz yanlış yapıyormuşuz. Geçen bir tane şeyde anlatıyorum adam. Bir tane tencere suyu koyuyor, boğuluyor, kaynatıktan sonra koyuyor içine. Biz de hepsini bir koyarız, hepsi ama kaynatıyor. Ama yumurtayı çatıyor. Öyle yaptı. Çatıyor, ben denedim herhalde. Valla, valla. Bir şuradan kaşık aldım. Çorbayı elimden yıkanmıyor, ben yıkanmıyor. Öcüm aldım. Ana ne diyor? Yaparım. Ana ne diyor? Şey götürmüyor mu? Neyi? Kafa gibi kaba ya burada. He. Ana ne diyor? Kafanı niye yemiştim? İyi, nasıl diyor? Gözlüğümü aldım diyor, gülüyor diyor. O da gülüyor. Ne düşünmem mi? Bir daha koyalım mı hadi bir daha alanda? Koyalım. He. Şimdi mi? İçmeyen olsa getirdik. Tamam. Daha bu bir tane de alıyor. Ha. İyi oldu. O da hazır. Şimdi ne bekliyor? Yumurtalarımızı. Kulağımızı da bence kapatın ama. Kapatıyorum. Bak olmasın bize. Çünkü çevirdikçe bu bir şeylere dönüşüyor. Benim geçti mi? Ben pişmedim. Pişmedim. Şimdi bu yansımı da çıkarayım. Bilmiyorum. Çalıştım. Ayakkabısını iyi mi bulacağız? Evet, götürürüm. Götürdün mü? Arkadaşlar, içeride görüşürüz. Biz şimdi peynir eritmesi yapacağız ama biraz sonra. Aynen, ben de böyle götürürüm, duymuyor ya. Çorba içecek, arkadaş yitmez mi bu çorba? Yok. Anne, bayram bey yitmez mi bizi? Bayram bey yitmez de, nasıl yiyormuşum? Ama diyor ki, gelin elimizden götür, getir, karnımızdan götür, vücudumu alır mı? Yani yapmasın tasarım. Biz daha şey yapmadık. Var. Var mı neden? Herkes Allah ikişer şey. Çayır canımız kadar oğudum. Cırda cırda bize kaldı. Neyi? Suyu yarın yapalım diyorum babama da. Nasıl gidersin? Nasıl gidiyorum açık mı diyeyim. İlacı atacak ya. Zavallısın bakın bakın diye de saat atacak. Bir şey diyeyim mi? Hayatın halinin olsunun ilacını atmıyor ya. Annem biraz çiçek gitmemiş. Otlar büyüdükten sonra gitmezmiş. Hiç böyle pörsmemiş bile. Nerede de sıkmış. Yo, en iyisini almış. En pahalısı diyor babam. Niye benim belediye yola çıktı da ne? Valla biliyorsun. Otlar koca koca duruyormuş. Faydası olmadı diyor onlarda. Normal şey çorbası değil mi? Rahatlı çorba değil mi? Ama ne? Sütlü çorba. Sütlü içecek bunu ya. He. Diğer şeylerimiz var da geliyor. Pilavımız var. Yumurtamız var. Peynirlerimiz var. Yumuş olacak zaten. Aa, senin üstüne koyuyorsun bunlar. Sorun mu? Bunu da açalım. Mevziyi yarım olsun mu açalım daha sonra? Buradayı o zaman. Benim mağazaya getirdim. O bize de pide vardı ya. Onu da getirdim. Ya orada bir sürü var. Ben de babama diyordum arkadaşlar. Ekmekçi gitmez diyordum. Gerçekten. Ya pide var. Pide aslında olur. He. Çok çok. İpek kimedi? Ekmek fazla gitmedi. Ama yufka da yediler. Çıktılar şiine yufka da yendi. Şurada iyi görünüyor musun? Sabaha yendi. Bu da yavan bile yiyor arkadaşlar valla. Şunu ben illikte böyle şiddetken bazen şey yapıp yiyorum. Şiine mi yapın kendi yapsınlar da yiyelim. Ne? Tağınla. Yok ben ikçime. Ağzıma da aldım. Yapsın diyor. Babam üstü okuyor yapsın. Dur kızlara söyleyeyim de yapsınlar. Bari de üstüne eklesinler. Bir tabak tağın mı yapacakmışsınız? Ben ondan yiyeceğim akşamlar gelince. Topar mısınız? İçecek misiniz? Geri bunlar topluyor arkadaşlar. Dişlerim ne sağa gidiyor ne de sola gidiyor. Sonra içeceklermiş. Ama bir yanda içecek yiyor, bir yanda
Ne olursa soğuk oluyor şurada, hiç rahatım yok. Benim dişler arkadaşlar, annem kimden koydu? Benimki bitti hal dedilerdi, hastada özel ettiğini, çekilir ettilerdi. Annemki de az bir şeydi, benimki güzeldi. Ağrısı geçti, vallahi helal olsun o doktora. Annemin gitmişti Mekkas'a. Benimki de hafızada özellikle çekilecek, bu bitmiş dedi, koku dedi. Bu kanal tedavi olmaz dedi. Ya şişeye baksana. Onu çektirelim o zaman. Devlet hastanesine çektirmeyelim dedim. Bir işte programa gitmeden önce. Dedi bir diş kolay hani şişmiyor, çekince kurtulmak dedi. Yani şişince oraya girişti dedi. Sen de dedi normal endodontiden şişe aldın sana. Oraya şey yaptın. Esas dediği gibi yaptı. Bayan yaptı valla. Hep bitmiş ama yapmaya çalışacağım dedi. Yaptı. Ağrımasına da dedi. Buraya gel dedi. Şişe yaptı dedi. Üstüne porselen yaptı dedi. Orucu bekliyorum. Oruç çıksın. Porselen yaptı. Ben iftar yemeğimizde çorbamı içmedim. Çorbaya fırsat kalmadı yani. Şimdi çorbamı içeceğim. O zaman çok ineriyor ya adamın canı şişmiyor. Dahliyeni fazla yiyemiyor. Murat da diyordu annemden bana da çorba istediğim. Ben süt pirinçle nasıl pişiririm? Murat bunu çok güzel pişirir. Yani gitseniz olur da o gitmeyince olur. Ben gitmiyorum anne. Çorba Murat'ın işlemi çorba. Evet arkadaşlar. Ben salı gün giderim. Derim rahme kalsın teyzesine yardım etsin. 2-3 gün şey verecek ya. Yani derim hanım perdelerini yıkayalım içine sen sonunda. Hı. Bizi yiyor. Neler olsa sağ ol. Bizde ilaç atacak arkadaşlar babamdan da, onun şeysini şey diyor. Ben yerine atarım diyorum, babam da bilmiyorum, yarın ne işin şey var sana? Yok ben ekmek yiyeceğim anne. İyi ya, pide iyi gidiyor ha. Eşin mi vardı ya sen? Atarım ya. Atarım canım. Atarım da hazırlıksın, pazartesi günde evet. Anca şey derim. Bayramdan sonraya kasa olmaz mı? Oruçta oruç niye yiyorsunuz ki? Yok ya. Traktörden yaparız ki şey derdi iyi. Otlar iyice çoğalmış. Hazır ot çakıp çoğal ekinde böyle. Ha. O zaman ezilen diliyorum az ekine. Ha. Ben de oruç tutuyoruz o yüzden. Niye kıyamak sadece çağırıyor? Kıyamaklarımda. İnşallah ne yapsın. Onu çakasın öyle. Yarın bakalım arkadaşlar. Ne yapsın olsa inşallah. Kuşlarına doğru. Anamın pilavı güzel olmuş. Arkadaşlar. Araba anan ne istiyor? Valla. Az daha kesin. Evde tavlamayı kesin. Dört tane dur. Bir dünya pişirmiş valla. Doyuramam diye yana. Ama iyi dakika olmuş arkadaşlar pilavı. Ben nasıl öyle doymayın daha bir sürü bir şey getireyim. Ha. Getireyim. Doyarız işte. Ama iyi yediye tavuk, damızlı tavuklarını kesmemiştir arkadaşlar annemle. Güle güle iyisine, vallahi çok güzel yediler. Hiç yemediniz mi diye şey ettim, yeme yediler karınca, hiç yere daha iyi olur tamam. Anacığım herkes her şey olduğu için doyurdular. Annem de yemedi zannediyor arkadaşlar ama bir sürü şey olduğu için insan hemen doyuyor. Güzel geçti. Ben de daha bir daha vereceksiniz zannediyorum. Annem bir daha var diyor. Evet, kızlar da dedi bitti bu sondu dedi. Bitti. Davet mi? Ben normalde horoz etini fazla sevmem de iyi tatlı olmuş. Rahime diyor anne horoz eti nasıl güzel olmuş. Ben de ilk defa yiyorum öyle diyor. Yok. Bu işi değil. Bu sizin mi basınız mı? Siz getirin onu. Nasıl valla? Siz ne olur? Gelemem ben ya. Ben de tavuk koyuyorsunuz severim bak. He bence öyle Hasan. Tamam oğlum ben abi. Yok tamam ben buralarda da var kardeşim bir sürü. Pilav var. Çek. Bunu ne koy diyeceğim de bak tarafa basit. Buradan abi var şöyle. He. Boynunu çok seven olmuş. Akşam boynunu çektiler. Yediler. 4 tane boyun var. Ya gelirse sevmem de. Yine çok çok çekip de yemediler. Allah Allah. Ne mi? Allah. Hep kedep duruyor. Anacığım çok yendi çok. Kededen çeksen de mi senin ellerden? Vallahi. Ya ne ya? Ölülerinden şimdi ne adamlar yeni de gelmiyorlar bizi tanımadık. Misafirler. Oruçta yiyin mi oruçta? Adam yuvaladın bayda o zaman yiyecek mi? Anneme hepsini bitireceklerdi o zaman çırağı giderdi. Aferin iyi günler. Hani benim aldığım oruç gibiymiş maşallah. Hani sen kim çocuk diye uzun koyduk sen horoz gibi. İyiydi iyi benim oruç da iyi. Ne o da aslıkçı yer diyorlar. Kimidir Ansar'ın ilk ayıydı herhalde.
Seradan ne dersler? Elmas mıydı ki? Elmastır. Yok diyorum, gülüyorum tabi. Bizim kızlar çekip geliyor teker teker. Şöyle, bu da kuru patlıcan dolması. Kuru biber. Ya babam yapmasın. Hadi gelme beraber yiyelim. Ananas severim. Bir de bugün çocuklar gündüz yediği yaptım, içmediler. Yumurtamızı getiriyoruz. Gel, sen bunu yap önce, annem de herhalde misafir etmeyecek ya da burada yiyelim diyorlar. Ben de biz direkt de bunu yap. Ben çaylı verdiler, biliyor musun dedi. Kazanda niye yok diye şey ettiler, sizi sordular da. Onlar bana söz vermiştiler. Şeyin sırtının eti gibi, burası önce davet edildiğini. Daha ne şey gibi. Ondan dolayı bizi bir de geçen annem zaten bizi itti. Ver. Neyi verin? Şunu böleyim sana. Babam kız kafı diye şey itmedi yani. Rahmet işimizsin dedi. Canım oruç bitiyor mu dersin? Evet. Şuradan şöyle yiyeyim. Oraya neyim ömerdi? Yiyelim orası. Sonra yiyelim o zaman arkadaşlar biz bunu. Yoksa böyle alın bir çıkar. İyi bakalım. Erol taş gibi iyi bak. Çekasın. Buraya şişmeyin mi diyor? Yapın bahtar diye. Siler. Yani bir şey olmaz. Öyle yemek kasar. Çek. Şu önüne koy. Şöyle elinden dit. Hı. Ben de bir tane göğüs buldum burada. Hasan gibi ben de göğüs seviyorum arkadaşlar. Ben de göğüs seviyorum. Şöyle bak. Buna bir de tuzu atacağız ya. Tuzu var. İyi tuzu. Güzel olmuş. Güzel melek kesin. Ne canı biz? Aynen. Kemikler de köpekler. Yani yarın onlara da işi çıkacak. Hasan ben de durur da akşam kim? Tayyip susatmıyor mu? Ben hiç cimem onu. Şuna bak. Biliyor canım pek bulama istedi. Çarşıda geziyorum ya, her tarafta bulama var. Hasan mı kilitim, Hasan alıntıda israf oluyor, bizimkiler gitmiyor. Kötüsünü mü? Döküyor onu, yok hiç canım istedi. Oruçluydum ya dünya. Oruçluyken pek canım istedi, yolda görüncük. Şimdi de vardı torapta. Olsun, gelen adamca ne iş istiyorlar. He. Bayrama da az kaldı arkadaşlar. Bayramdan sonra ufak tefek düğünler başlıyor. Düğününüz, derneğiniz varsa bir telefon kadar yakınız arkadaşlar. Aramanız yeterli. Burası daha çalışacak mı? Neresi? Burası. Ne benim getirdiklerinizi gösteriyor. Hadi kesiniz. O ne? Peynir. Peynir. Tamam, onu da göster. Onu da gösterdi şey. Bunu da şöyle erittik de işte bir şey yapmamız lazım. Ha. Olurmuştur. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Evet. Şöyle peynir erittik. Evet. Daha gelemedi. Hadi gelin arkadaşlar. Onlar yumurta soyuyorlar. Dur bakalım. Daha yumurta da pişiriyorlar değil mi? Şöyle. Yumurta olmazsa doğruymuşuz. Daha doğruymuşuz. Yetişsin burada soyalım. O zaman videonun devamında görüşürüz çay içerken. Evet.